Doğru olduğuna inandığımız bir fikrimiz var. Kafamızda bu fikirle sosyal medyaya giriyoruz. Takip ettiğimiz veya etmediğimiz, önümüze çıkan neredeyse herkes bizimle aynı fikirde. Düşüncemize olan inancımız artıyor. Kendimizi herkes tarafından onaylanmış gibi hissediyoruz. Peki bu herkes gerçekten herkes mi? Yoksa biz farklı düşüncelerden yalıtılmış, sadece bizim gibi düşünenlerin olduğu bir odada, bir yankı odasında mıyız? Yankı odası kavramı yalnızca belli bir bilginin, fikrin veya inancın sürekli tekrar edilerek paylaşıldığı bir internet ortamını ifade ediyor. Kavram ilk olarak 2002 yılında Cass Sunstein'in Republic.com kitabında karşımıza çıkıyor. Ancak biraz daha geriye gittiğimizde, internetin ve sosyal medyanın henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde yankı odası kavramını başka bir yerde daha görüyoruz. 1998 yılında Philip Morris şirketinin Washington'daki lobicisi John Scruggs, kongre üyelerini etkileyebilmek için yankı odası tekniğini öne sürer. Ona göre bu teknik iki şekilde işler. Ya aynı mesaj hedef kişilere sürekli olarak farklı kaynaklardan sunulur ya da benzer ama birbirini tamamlayan mesajlar tek bir kaynaktan sürekli olarak hedefe aktarılır. Lobicinin amacı yasa çıkaran insanlara sürekli aynı şeyleri söyleyerek onları şirketin menfaatine göre hareket etmeye, örneğin tütüne getirilecek vergilerin azaltılması gerektiğini inandırmak ve bu inancı güçlendirmektir. Aslında bu tarih boyunca çok kez denenmiş, aynı yalanlar defalarca kez söylendiğinde inandırıcı hale gelmişti. Peki biz internetin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde, her bilgiye ulaşabilecek imkanlarımız varken ve inanılmaz derecede demokratik bir dünyada yaşarken farklı bir görüş duymakta veya gerçeğe ulaşmakta neden bu kadar zorlanıyoruz? Evet, internet bize büyük bir seçenekler havuzu verdi. Ama ondan önce de belli ölçüde seçimler yapabiliyorduk. Gazeteler arasından bizim görüşümüze uygun olanı okuyor, televizyonda bizim düşüncelerimizi savunan kanalları izliyorduk. Sosyal medya bunlara ek olarak bize geleneksel medyanın veremediği bir şey verdi. Etkileşim. Artık sadece pasif bir okur değildik. İçeriklere yorum yapabilen aktif insanlar haline gelmiştik. Düşüncelerimizi istediğimiz gibi özgürce ifade edebiliyor ve bu şekilde diğer insanları etkileyebiliyorduk. Sosyal medya yeni bir kamusal alan oluşturuyordu. Jürgen Habermas, kamusal alanı bireylerin özel alanlarından çıkarak eşit yurttaşlar olarak tartışmaya katılabildikleri, toplumsal, kültürel ve politik meseleler üzerine söz söyleyebildikleri özgür tartışmanın alanı olarak tanımlıyordu. Evet, sosyal medya bize bu olanağı sağlayabilirdi. Ancak biz bu yeni alanda doğru bilgiye, farklı fikirlere ve özgür tartışmaya pek ulaşamadık. Nasıl ki bizimle benzer düşünen gazeteleri satın aldıysak, sosyal medyada da bizimle benzer düşünen hesapları takip ettik. Böylece belli görüşler sadece belli kişiler arasında dolaşmaya, diğer kullanıcılara ulaşmamaya başladı. İşte bu da aynı interneti kullanan ama birbiriyle etkileşime girmeyen paralel grupları, yani yankı odalarını ortaya çıkardı. Belirli bir haber ya da görüş, onu beğenen ve paylaşan grup arasında yayılıyor, karşıt olan gruba hiç ulaşmıyordu. Bu durum yalan ve uydurma haberler için de geçerliydi. Mesela karşısına "Japonya'da lise mezunu olmayanlar oy kullanamıyor" başlıklı bir haber çıkan kişi, eğer eğitimsiz kişilerin oy vermemesi gerektiğini düşünüyorsa haberi hemen doğru kabul ediyor ve yayıyordu. Yalan haber müthiş bir hızla yayılıyor ve bir kez yayıldıktan sonra da insanları aksine ikna etmek oldukça zor oluyordu. Bizim inancımızı doğrulayan yorumlar okumak bize haz veriyor. Ama bu sadece irademizle tercih ettiğimiz bir şey değil. İnancımızın doğrulanması beynimizde dopamin salgılanmasını sağlıyor. Peki beynimiz neden böyle çalışıyor? Hepimizin en temel içgüdüsü mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalmak. Binlerce yıl boyunca aslandan, kaplandan, itten, çakaldan kaçıp hayatta kalmaya çalışan dedelerin torunları olarak bu konuda son derece başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii bu süreç bizde bazı davranışların yerleşmesine neden olmuş. Hayatta kalmak için yaptığımız en önemli şey enerjimizi boşa harcamamak. Çünkü her ne kadar bugün rahat koltuğumuzda güvenli bir biçimde oturuyor olsak da her an aslandan kaçmaya programlanmış atalarımızın mirasından sıyrılmak o kadar da kolay değil. Beynimiz de mümkün olduğunca az enerji kullanarak hayatta kalmaya çalışan bir organ. Bu nedenle nasıl rahat yatağımızdan çıkıp spor yapmak bizi zorluyorsa beynimizi düşünsel konfor alanından çıkaran şeyler de bizde rahatsızlığa sebep oluyor. Aslandan kaçan dedelerimizi başarılı kılan temel bir taktik daha var. Gruplar halinde yaşamak. Bu bizim hayatta kalma şansımızı yükseltiyor ve bunun sonucu olarak içinde bulunduğumuz gruba aidiyet hissetmeye başlıyoruz. Kabilemiz tarafından onay görmek bize haz verirken onlar tarafından dışlanmak da acı çekmemize sebep oldu. Böylece herkesin, yani kabilemizdeki herkesin onayladığını bildiğimiz bir şeye inanma ihtiyacı, bu inancı pekiştiren bir bilgi gördüğümüzde bunu hemen sahiplenmemizi sağlıyor. Her ne kadar kararlarımızı rasyonel, akılcı bir süreç içinde aldığımızı düşünsek de çoğunlukla duygusal seçimler yapıyoruz. Çünkü gün içinde aldığımız binlerce kararın hepsini rasyonel olarak ölçüp seçim yapmak neredeyse imkansız. Bu nedenle beynimiz çeşitli kestirmeler kullanarak çalışıyor. Bunun sonucu olarak da doğrulama yanlılığına düşüyoruz. Yani mevcut inançları destekleyen bilgileri seçerek onlara inanma ve çelişen bilgileri reddetme eğilimine sahip oluyoruz. Peki her şey gerçekten bu kadar doğal mı işliyor? Tamam, beynimizin çalışma sistemi neticesinde görüşüne karşıt olduğumuz hesapları engelliyor, sevmediğimiz akrabalarımızı sessize alıyor ve inandığımız şeyler söyleyenleri takip ediyoruz.
Peki ya takip etmediklerimiz, yani karşımıza çıkanlar? Farkında olmadan tükettiğimiz içerikler de bu doğal sürecin bir parçası mı? Kullandığımız sosyal medya platformlarının çok basit bir para kazanma yöntemi. Biz bir platformda ne kadar çok vakit geçirirsek o kadar çok reklam izliyoruz ve izlediğimiz reklam başına şirketlere para kazandırıyoruz. Bizim ekrana daha uzun süre bakmamız için devasa bir ekip sürekli yeni güncellemeler üretiyor. Facebook, Twitter ve Instagram ilk çıktığı zamanlarda ana sayfa akışı oldukça basitti. Takip ettiğimiz insanlar bir şey paylaştığında bu içerikler paylaşım vaktine göre sırayla karşımıza çıkıyordu. Ancak zaman içinde bu durum değişti ve ana sayfa akışları bizim ilgi alanlarımıza göre dizayn edilmeye başlandı. Mark Zuckerberg şöyle diyordu: "Afrika'da ölen insanlardansa bahçemizde ölen bir sincap bizi daha çok ilgilendirir." Şirketler bizim neyle ilgilendiğimizi bildiğini iddia ediyordu. Üstelik bu çok gizli bir bilgi de değildi. Biz internetteki her hareketimizde bir iz bırakıyor ve bu izlerle şirketlere aslında neyin ilgi alanımız içinde olduğunu bildiriyorduk. Bıraktığımız bu iz sadece bir gönderiyi beğenmemiz veya bir kelimeyi aratmamız değildi. Kullandığımız cihaz türü, bulunduğumuz konum, bir görsele kaç saniye baktığımız, hepsi algoritmaya bizimle ilgili bir bilgi veriyordu. Eli Pariser 2011 yılında bu durumu ifade etmek için filtre balonu kavramını kullandı. Filtre balonu terimi, internette kullanıcılara sunulan içeriğin kullanıcının geçmişteki davranışlarını, tercihlerini ve ilgi alanlarını hesaplayan algoritmalar tarafından belirlenmesini ifade ediyordu. Örneğin YouTube'un size önerdiği veya aramanız sonucunda karşınıza çıkan içerikler, bu videoyu izledikten önce farklı, izledikten sonra farklı oluyor. Netflix'te bize önerilen içeriklerin kapak fotoğrafları bizim bıraktığımız izlere göre seçiliyor. Yani aynı dizi iki farklı kişinin önüne iki farklı resimle çıkıyor. Google'da yapılan bir aramanın karşımıza çıkardığı sonuçlar bile aratan kişinin yaşına, cinsiyetine, siyasi görüşüne, ekonomik durumuna göre farklılık gösteriyor. Yani iki farklı kişi aynı kelimeyi aratsa da Google arama motoru onlara farklı sonuçlar çıkarıyor. Bu algoritmalar bir olayla ilgili bilgi edinmek istediğimizde karşımıza yüzlerce haber sitesinden bizim ilgileneceğimizi bildiği haber başlıklarını çıkarıyor. Şimdi bir dakika, bu durum bizim Instagram postumuza "canım oğluşum güzel prensesim" yazan akrabamızın yorumunu silmemizden çok daha büyük bir şey. İçinde bulunduğumuz yankı odası sadece bizim irademizle şekillenmiyor. Yani şirketler tabii ki bunun bizim tercihlerimiz sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor. Örneğin Facebook yöneticisi Andy Mitchell, Facebook'un kişilerin haber akışına yaptığı müdahale ile ilgili soruya şöyle cevap veriyor: "Ne göreceğinizi biz seçmiyoruz. Siz seçiyorsunuz. Siz bize nelere ilgi duyduğunuzu söylüyorsunuz, biz de size ilgi duyduğunuz şeyleri gösteriyoruz." Buradaki iddia, insan eliyle yapılmış bir editoryal tercihin olmaması ve algoritmanın tamamen objektif olması. Peki herhangi bir şey tamamen objektif olabilir mi? İnsan olan bir editörün seçtiği haberlerden oluşan bir siteye girdiğimizde en azından kişinin ve kurumun görüşünü az çok bilebiliyoruz. Ama algoritmanın görüşünü bilemiyoruz. Evet, karşımıza çıkardığı içerikler üzerine bir yorum yapmıyor. Ama sadece yorum yapmıyor olmak tarafsızlığı garantiliyor mu? Bir olayın nasıl, nereden, hangi açıdan görüldüğü, hangi haberin servis edilip hangisinin gösterilmediği de aslında bunu sunanın durduğu tarafla ilgili fikir verebilir. Tüm bu algoritmalar hiçliğin içinden patlayarak var olmuş şeyler değil de İnsan eliyle üretiliyorlar ve yeri geldiğinde bize 25. çift ayakkabıyı satmak gibi ulvi amaçlarının dışında da hareket edebiliyorlar. Bununla ilgili bugün skandal olarak nitelendirilen birçok toplumsal müdahaleyi yakın tarihimizde gördük. Ama bu algoritmalar belli güç odaklarının ve sermaye gruplarının eliyle manipüle edilmediklerinde de, yani kendi doğaları içinde çalıştıklarında da, yaptıkları şey bizi mümkün olduğunca yankı odamızın içinde tutmak. Çünkü bu bize haz verecek ve daha çok reklam izlememizi sağlayacak. Bu sihirbazlık numarası bizi hiç farkında olmadan hakikatten koparabilir. Çünkü içinde bulduğumuz balonun verdiği konfor bizi dışarıdaki gerçeğin soğukluğundan koruyor. Çevremizdeki tüm insanların aynı adaya oy veriyor olması onun kazanacağı anlamına gelmiyor. Evet, etrafımıza baktığımızda herkes bizim gibi düşünüyor. Ama bütün, yani %100 bu herkesten değil, başka bir herkesten, daha büyük bir herkesten oluşuyor. Evet, herkes bizim gibi düşünüyor ama başka bir herkes de bizim tamamen karşımızda duruyor. Bu iki herkes, bu iki yankı odası birbiriyle temas kurmuyor ve herkes kendi herkesiyle mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ta ki balon patlayıp gerçekte karşılaşana kadar. 1998 yılında henüz sosyal medya yokken Philip Morris'in lobicisi kongre üyelerini bir yankı odasının içine sokmaya çalışıyordu. Sürekli aynı şeyleri söyleyerek onların kararını etkilemek istiyordu. Bugün o lobicinin elinde çok daha büyük yankı odaları var. Ve aynı görüşler bu odanın duvarlarına çarpa çarpa büyüdüğünde herkes onun gibi veya herkes bizim gibi düşünecek. Bu ikisi aslında bir noktada aynı anlama geliyor. Yankı odaları bir aynılaşma veya suni bir kutuplaşma yaratıyor. Neden suni? Çünkü yankı odalarının ürettiği kutuplaşma hayatın içinde tutulan taraflara göre çok daha iki boyutlu. Tabii ki hepimiz kendi bilgimiz, düşüncemiz, sınıfımız, ailemiz, seçimlerimiz sonucunda belli gruplar içinde hareket ediyoruz ki son derece doğal ve normal bir şey. Yanlışlara karşı toplu olarak ayaklanabiliyor ve doğruyu grup halinde savunabiliyoruz. Ancak sosyal medyadaki yankı odaları hayatın normal akışında olan siyasi, sosyal, ahlaki tüm gri alanları yok edip seçenekleri siyaha ve beyaza indiriyor. Her ne kadar bu kutuplaşmanın bizi daha radikal hale getirdiği düşünülse de aslında bu büyük ana akım odaların içinde var olup sistem dışı bir söz söylemek veya bir eylemde bulunmak pek mümkün değil.
grubumuzla beraber yankı odasına girdiğimizde iyi olanın, ahlaklı olanın, doğru olanın sadece biz olduğumuzu düşünüyoruz. Ve herkes bizim gibi düşündüğü için istediğimiz kadar bağırabiliyoruz. Ancak bu oda bizim sesimizi ne kadar yankılıyorsa bir o kadar da yutuyor. Herkesin aynı şeyi düşündüğü ve kimsenin birbirine temas etmediği bu ortamda gürültü ve sessizlik aynı şeye dönüşüyor.